Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le Moskova'da gerçekleştirdiği zirveden 2018 Soçi mutabakatını temel alan 3 maddelik protokol kararı çıktı. Ankara'da protokol metnine ilişkin yapılan değerlendirmelerde kazanımların başında ateşkes ilanı görülüyor. Kaynaklar silahların durması sahaya kısmi bir rahatlık getirecek görüşünü dile getiriyor. Anlaşmayla beraber sahadaki çatışmaların önlendiği, olası bir Türkiye-Suriye Savaşı'nın önüne geçildiği, Türkiye'nin Rusya ile sahada karşı karşıya kalma riskinin en aza indirildiğine vurgu yapılıyor. Türkiye'nin bugüne kadar Suriye içine gönderdiği askeri gücünü korumayı sürdüreceğinin de altı çiziliyor. Ateşkesin müzakere için zaman kazandırdığı kaynaklarca dile getirilirken, Birleşmiş Milletler çatısı altındaki siyasi sürecin canlandırılması için girişimlerin bu süre zarfında hız kazanacağı ifade ediliyor. Halep'i Şam'a bağlayan M5 karayoluna atıf yapılmaması, bu hattın Suriye rejimi kontrolünde olduğuna işaret ederken, Türkiye ve Rusya'nın kontrolünde bir güvenlik koridorun içinde yer alacak M4 karayolundaysa Suriye rejimi sivil ulaşımdan faydalanacak. Peki M4 karayoluna kurulacak güvenli bölgeyle ne sağlanacak? M4 karayolunun 6 kilometre güney, 6 kilometre kuzeyinde kurulacak toplam 12 kilometrelik hat, kaynaklara göre aslında Birleşmiş Milletler mevzuatında yer alan tampon bölge anlamını taşıyor. Muhalif unsurlar M4'ün kuzeyinde, rejim M4'ün güneyinde kalırken, aradaki tampon bölgenin kontrolü muhalefet ve rejimin garantörleri olarak adlandırılan Türkiye ve Rusya'da olacak. Güvenlik koridorunun içerisinde daha çok yabancı terörist savaşçıların yer aldığı dile getirilirken, bu grupların akıbetinin yapılacak görüşmelerle şekilleneceği ifade ediliyor. Anlaşmada güvenli bölgeye doğrudan atıf olmasa da, güvenli bölgenin fiili olarak oluşturulduğuna vurgu yapılıyor. M5 karayolunun batısı, M4'ün kuzeyi fiili olarak Türkiye ve muhalefetin söz sahibi olduğu bir güvenli bölge olarak adlandırılıyor. Böylece Türkiye, sınırına bitişik bir alanda kontrolü elinde tutacak. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kabul ettiği terör örgütleriyle mücadele anlaşma metninde yerini bulurken, Türkiye'nin de Suriye'den gelecek tehditlere meşru müdafaa hakkı kapsamında cevap verecek olması Ankara'da not edilen kazanımlar arasında.